Sizden de bir alkış rica ediyorum. Çekiliyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İyi ki bugün buradayım. İlk defa çok değerli bir projemizi kırsalda eğitim ve ARGE merkezi. Tabii her hayalin bir başlangıcı var. Bu güzel oluşumun, KODA'nın kurucusu. Nasıl, Orhan Eli niye seçildi, neler yapacağız, hep beraber bizimle paylaş lütfen. Biliyorsunuz yani Türkiye'de köy okulları denilince genelde böyle kutular, koliler hazırlayıp köy okullarına yardım gönderiyoruz. Ama bunlar kalıcı değişiklikler yaratmıyor. O köy okullarıyla şehirdeki okullar arasındaki uçurumu azaltmıyor. Hatta günden güne Türkiye'de o uçurum yükseliyor. Yani bu bütün araştırmalar, her şey bize bunu gösteriyor. Burada daha kalıcı bir değişime ihtiyaç olmasıydı bizim çıkış noktamız. İlk fikrimizi, ilk çıkış gücümüzü oradan aldık. Yani köy okullarında, kırsalda eğitimde bizim sürdürülebilir bir değişime ihtiyacımız var. Ve bunun için işte sadece yardım göndermek yeterli değil. Bunun üzerine yapılması gereken, konulması gereken bir sürü şey var ve biz bunu yapmayı istekliyiz dedik. Yani biraz daha somut olarak ne yaptığımızdan bahsetmek gerekirse, KODA'nın iki tane temel stratejisi var. Birincisi, biz özellikle kırsaldaki okulların ihtiyaçlarını tespit edip bu okullara özel eğitim programları geliştiriyoruz. Eğitim içerikleri geliştiriyoruz. Birinci yaptığımız şey bu. Bu anlamda KODA aslında bir üniversite gibi, bir enstitü gibi çalışıyor. Bir içerik üreten bir merkez. İkinci yaptığımız şey de yetişkinleri güçlendirmek. Biz birebir çocuklarla çalışmıyoruz. Yani çocuklarla zaman zaman çalışıyoruz. Ama bu hep o üretim aşamasında çalışıyoruz. Sonra bizim yapmaya çalıştığımız şey eğitmenler yetiştirmek, öğretmenleri güçlendirmek, ailelere eğitimler vermek, gönüllüler yetiştirmek. Çünkü bu insanlar çocukların hep yanında. Yani biz bir merkezden kaç kere gidebiliriz bir köye? Bir köydeki çocuğa gerçekten kaç defa dokunabiliriz? Çünkü öbür türlü yaptığınız şey tek seferlik havaya uçan bir şey olabiliyor. Gönüllü belki oradan çok fayda sağlıyor. Oraya giden kişi çok fayda sağlıyor. Bir deneyim elde ediyor ama oradaki çocuğun hayatına gerçekten kalıcı bir etki yaratabiliyor muyuz? Ama biz o çocuğun öğretmenine dokunduğumuzda, ailesine dokunduğumuzda gerçekten o çocuğun hayatını dönüştürme şansına sahibiz. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey bu. Bizim burada büyük bir amacımız var. Türkiye'de kırsalda eğitimi dönüştürmek gibi bir amacımız var. Bunun için bütün kurgularımızı yapıyoruz. Ama burada daha hızlı, daha etkili bir şekilde nasıl bütün Türkiye'yi etki edebiliriz diye düşündüğümüzde iki tane ihtiyacımız ortaya çıktı. Bir tanesi, bizim bu üretim yapmamız çok önemli. Kırsaldaki ihtiyaçları tespit edip oradaki eğitsel ihtiyaçlara cevap verecek işler yapmamız çok önemliydi. Ve bunun için pilot çalışmalarımızı yapabileceğimiz, sürekli içerik üretip ondan sonra onun sonuçlarını alabileceğimiz bir yere ihtiyacımız vardı. Ve bunu kırsalda yapmak istiyorduk. Biz çünkü İstanbul merkezi kurulmuş bir derneğiz. Sürekli böyle git gel yapan, yollarda olan bir ekibimiz var. Ama bir yandan istedik ki eğitmenlerimiz bir yerde olsun ve orada onlar ilk denemeleri yapabilsinler ve bu ilk çalışmalarımızı ortaya koyabilsinler. Birinci ihtiyacımız buydu. Dışarıdan girişimiz var. Burası böyle bir resepsiyon alanı. Burada bir ofis alanımız olacak. Altındaki katlar eğitim salonu. Şurada daha büyük, çok amaçlı bir salon olacak. Aslında biz böyle bir Orhan Eli'nin Türkiye'ye model yapmak istiyoruz bu anlamda. İstiyoruz ki yani bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra Orhan Eli Türkiye'deki herkese kırsalda eğitim için bir model olsun. Ve bunun böyle ön çalışmalarını burada yapıyor olacağız. Ve burada yaptığımız, uyguladığımız programları da sonra Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz. O yüzden buranın ikinci fonksiyonu, ikinci görevi de burada üretilen işlerin yaygınlaşması için eğitmen yetiştirmek olacak. Yani hem öğretmenler arasından eğitmen yetiştirmek olacak, hem aile eğiticileri yetiştirmek olacak. Böyle iki tane misyon biçiyoruz merkeze. Biz tanımadığınız, ailelerin çocuklarına hizmet etmek adına atmış olduğunuz bu adımdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Çocuklarını bilmiyorsunuz, annelerini bilmiyorsunuz, babalarını bilmiyorsunuz ama siz bizim evladımız diye bağrınıza bastığınız insanlar İnşallah ileride Türkiye'nin geleceğini şekillendirecekler diye de düşünüyorum. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz.